Zehra Hanım salonunda olduğu gibi yatak odasında da ağır bir mobilya tercih etmiş. Yatak örtüsü çok şık görünüyor. Perdelerinizi de beğendik ancak biraz daha koyu renk fon perdeleri hanımlar görmek isteyebilir der, sözü onlara bırakırım. Evet, yine böyle bir salonun uzantısı bir yatak odasındayız, evet, değil mi? Evet. O ağırlık burada hakim mi? Hakim. Evet. Şaşırtmadı bizi yine. Öyle mi? Şaşırmadık mı? Yok. Ben şu resme bayıldım yalnız. Evet. Evet, çok fotoğraf. Güzel. Ben de çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Böyle omzuna yaslamış başını. Huzur buluyorum. Evet, evet. Sahiden huzurlu bir fotoğraf. Nerede çektiniz onu? Düğün bu Değirmenköy'de. Değirmenköy'de. Evet, evet. Çok güzel annem. Hep böyle olsun inşallah. 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 Evet hanımlar. Nasıl bulduk? Önce varak, varak. Biz ne varaklar gördük, bu varak mı kızlar? En basit varak. Bu en sadesi. O yüzden bir kere çok, evet, amber tarzında bir şey. Amber ne? Kahveli böyle bir şey. Rose gold diyeyim. Amber deyince böyle şurası benim full gold. Koku geldi aslında. Amber kokusu. Gold kızlar ışıklardan öyle duruyor. Gold o da. Biraz daha koyu yani şuraya göre, bir de abajürdeki daha kahverisi. Yani sadece orada bir üç renk çakışması yaşamışsın ama onun dışında yatak odası sade, güzel. Evet. Sadece şurada bir tablo arardım ya da burada bir raf, evet, işte böyle bir desenler, bir şeyler kızlar arardım. Buraya tablo güzel astığım için oraya asamadım. Burada çivi var çünkü. Niye? Burada var mıydı, evet, tablo? Orada normalde benim nişan fotoğrafım vardı. Hı-hı. Çerçevesi kırıldığı için. Aa, çocuğumdan dolayı. Ah, evet evet, o yüzden oradakini çıkarmak zorunda kaldım. Bunu buraya astım. Hı-hı. Salonun uzantısı bir yatak odası dedi Aslı Hanım. Ben Aslı Hanım'a tamamen katılıyorum. En azından orada başka renkler kullanabilirdi veya daha samimi, daha sıcak tonlar yapıp daha rahat dinlenebilirdi diye düşünüyorum. Türleri nasıl buldunuz? Çok şey kalmış, çok aşırı çok beyaz. Biraz daha krem tonlarında. Kızlar perdede ama gerçekten böyle krem tonlarını sevmiyorum. Böyle kirli gibi duruyor sanki. Ama modeli tarzı da o işte, şu yan tarafta alfa çok klasik. Şu tül fon yani, bunlar değil mi? Evet. Bunların fiyatı ne tül fonların? Bu ikisi birlikte takım, aha, olarak satılıyor. Evet, takım olarak satılıyor. En şey de aldın. Renk. Sen store'u da birlikte aldın. Evet, hepsi birlikte 300 TL olması çok gerekiyor. Güzel, çok güzel. Çok güzel. Perdelerimi çok evinde uygun aldım. Evinde tek uygun şey perdeler. Galiba. Peki sizce bu renk yerine ne renk olabilir? Ekro. Bence buna biraz başka uygun, yatak örtüsüne uygun bir renk yakışabilir. Şu yatak örtüsünün renginde bir, evet, şey olabilir. Fon renk kahve olabilirdi. Kahve. Bu arada yatak veya örtüsü bu odaya çok uygun bulmadım ben. Yatak örtüsünü tek başına çok güzel buldum. Çünkü yani şeyler varaklı, hareketli. Varak gold karışım bir şey olmuş. Bir de ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burası resmen buraya girince annem yatak odasına girdiğim gibi oldu. Çünkü annem de çok seviyor ve ben yani bence hani yaşına göre ya. Anne kaç yaşında? 50 var. Kayınvalide de öyle. Gelişmiş. Ama yani biz ama bize göre değil. Ama başka bir şey yani. Klasik seven olur, spor evet, seven evet, olur. Kızlar. Sen spor mu seviyorsun? Merak çok ettim ya. Her şeyi bize buldun dedi. Ya zaten evine gelince göreceksin. Ben biraz daha gerçekten o kadar uzak ki şu an bu bende. Bir de anne evinde sen görünce sen de böyle acayip spor bir mobilya bekliyorum. Göreceksiniz. Evet öyle. Dilan'ın annemin yatak odasına girdim demesi çok yerindeydi. Ben anneannemin yatak odasına girdiğim gibi hissettim. Burası tarz hani yarışması değil. Burası birbirine uyuyor mu? Hani rengi katmış mı? Bunları konuşuyoruz. Zaten evet, tarzlı. Yoksa sen sporsan tarzlı, ben spor olmak zorunda değil. Zaten benden hiç spor alamazdı. Tabii. Hayır, çok yorum yaptı ya klasik. Evet, acaba onun evi nasıl diye. Benim spor tarzım işte klasik spor kesinlikle. Ya aslında klasik de uyumu ne kadar yakalamış ona bakıyoruz. İşte abajürler gayet yani güzel. Arada kalmış aslında tarzı da. O ikili 300 TL. Bunlara çok uygun almışsın. Evet. Şu an çünkü bayağı yüksek fiyatlar. Evet. Başlığını değerlendirmek istiyorum. Başlığın çok spor kalmış. Avantgard. Giyinme dolabımız var. Takım ama birlikte. Onu ha, takım mı onu? Şey yapan takım evet evet değiştirilmiyordu o. Yanlarında bakarsanız oradan çok ışık geçiyor. Doğru. Çok ama şu baklavalar falan evet, hani evet, bize çok kapitone olmadı. Biraz sanki spor kaçmış buraya. Hani siz şey ağaç mı beklerdiniz? Evet. Takım olması takımı, için. Aynen. Biraz daha kalın bu şekilde daha yapılıyor dediği doğru. Evet şimdi işte, evet tam takım olduğu yani için. Yani zevk meselesi. Evet, bu yatak peki peluş yani yine idare. Yatak örtüsü zaten çok güzel. Peluş sevmiyorum, basamıyorum kendim. Peluş halılara basamıyorum, huylanıyorum. Bu odaya gitmiş ama bu halı. Evet, yün halı sadeleştirdim. Bu zaten desenli olduğu için renkli olduğu
için onu tamam, her zaman bunu da örtüyorsun ki. Misafir. Ne misafir? Peki yani. Tuvalet masanı kullanıyor musun? Evet, kullanıyorum. Aha, kullanışlı gözüküyor. Kullanışlı, evet. Çocuktan sonra biraz zor ama evet, kesinlikle şey öyle kullanışlı. Yani bence olmalı, her kadının odasında evet. olmalı. Bazı hanımların, gelinlerin çok odası müsait olmuyor biliyor evet. ama olunca da mutlaka bir ayna sabah kalktığında evet, şöyle kesinlikle. Elini yüzünü düzeltiyorsun. Kesinlikle. Ben bir şey soracağım. Şu aynadaki bohem havasındaki halat var ya, onu kırıldı da siz mi yaptırdınız? Yok yok, o da takımdı, bile. Takımdı evet. Onu keşke böyle daha zincir yapsaydı evet, keşke. Evet öyleydi evet. Böyle zincir yani beklerdim orada. Mesela evet, ben... evet. Ama ayna çok güzel. Evet, kol gibi çok orada güzel bir şey olabilirdi. Farklı evet. evet. Gold desenli bir şey olsa çok güzel. Evet, evet. Sadece evet. o ip. O işte mobilya takımı öyleydi. Ben de bir daha değiştirmedim. Ben şuradaki çerçevene bayıldım. Söylemeden ne diyeyim? Ay dur, neye bayıldın? Evet, çerçeveyim kızlar. Biz şu an bayılmış. Davetiye koymuş, gerçekten çok hoşuma gitti. Dilan sonunda bir şey beğendi yani. Çok güzel. Gerçekten çok da anlamlı. Ben böyle şeyleri çok önem veren bir insanım. Çok güzel. Evet, çok farklı. Mantıklı. Evet. Ben de böyle bir şeye bebeğimin ayak izini koymuştum. Çok tatlı. Aa, o da çok hoş oluyor. Evet. Hanımlar, buradan anlıyorum ki hepiniz gold seviyorsunuz. Hayır. Hayır. Çok Hayır yani... deseler de herkesin içinde biraz bir gold var. Bir gümüşlük var. Belli bir yerde evet, ama bu kadar gold yok. Yorar. Yaşa uygun yorar yani. Burada çok gold yok ya. Gold ya, seviyorum. Elimizin her yerinde gold var ama. Şş, göstersene. Ben de gold takmamışım. Gold severiz desene. Gold severiz. Ayrıca. O da gold tamam. O ayrı işte. Severiz, severiz, severiz. Gerçi bizim programda gold'un adı artık Ahsen Hanım. Evet. Evet. Barak. Ondan sonra lütfen bana avantaj demeyin. Ondan sonra gold'dan daha çok soğuk. Evet. Ahsen deyince gerçekten yani avantajın hakkını bile... o verdi. Gold'un doğru, hakkını doğru. o verdi. Ama bak, haksızlık etmeyelim. O da o havayı güzel yapmıştı. Ya, yani. Başarılıydı. Yapmış. Hakkını vermişti. Çok hakkını vermişti. Doğru. Dediğimiz gibi işte kimimiz gold severiz, kimimiz gümüş, kimimiz aynen ceviz, öyle. Kimimiz beyaz. Kimimiz efendim ne seviyoruz? Eskitme. Beyaz. Buradan çeyize girelim mi bakalım? Çeyize girelim nasılmış görelim de. Tabii ki de. Hadi, ben çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum çeyizle.